Merhabalar arkadaşlar. Evet, UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmasına hoş geldiniz. AEK Atina'yla Trabzonspor'un maçını oynayacağız arkadaşlar. Bu sefer farklılıklar yaptık. Nasıl farklılıklar yaptık? Tahmini 11'ler üzerinden gidiyoruz. Aynı zamanda takımların taktik varyasyonlarına göre bir 11 oluşturduk arkadaşlar. Aynı taktik varyasyonu kullanmadık, aynı dizilişi. Mesela AEK'nın en son UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı taktik 4-2-2-2 arkadaşlar. Yani kanatsız bir oyunu oynuyor AEK. İki hücumsal açıkla oynuyor. Trabzonspor'da ise 4-2-3-1'den ziyade 4-2-4 taktiğiyle sahaya yayılacağını tahmin ediyoruz. Ekuban'ın ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Trabzonspor'da orta sahaya John Obi Mikel'i koydum. Çünkü Abdülkadir Parmak FM 2019'a göre o mevkide oynayamıyor. Umarım FM Futbol Manager 2020'de bu hata düzeltecektir diye tahmin ediyorum. Tahmin ilk 11'ler üzerinden gidiyoruz. Kontrollü hücum olarak oynatacağız iki takımı da arkadaşlar. Hücum ağırlıklıdan vazgeçiyoruz. Diğer bütün taktik anlayışları ise aynı olacak. Yani offside çizgisinden tutun, topun arkasında kalmasından savunma anlamında ve hücum anlamındaki bütün varyasyonlar eşit olacak. Şöyle baktığımızda AYK'nın 11'ine bakalım. Barkas, Svarnas, Reyes, Paulinho, Lopez, Andre Simao, Krstičić, Gerrardes, Montolas, Oliveira ve Livaya. Gerçekten iyi bir hücum hattı var arkadaşlar. Yani Montolas ve Gerrardes ofansif orta sahada çok etkili oyuncular. Nelson Oliveira'dan çok korkmanıza gerek yok forvet, ama Livaya çok etkili bir ofansif gücü olan bir santrafor oyuncusu, yardımcı santrafor oyuncusu. Lopez ve Paulinho da iki hücumsal bek. Dikkat etmek lazım. Trabzonspor'un tahmini 11'i Uğurcan, Novak, Hüseyin, João Pereira, Sosa, Mikel, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sörloth şeklinde. Trabzonspor'un hala ben en büyük eksikliğin orta sahada Jose Sosa'nın yanındaki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Ekuban bir forvet oyuncusu arkadaşlar. Bir ofansif orta saha oyuncusu değil. 4-2-3-1 taktiğinin Trabzon'a daha uygun olduğunu ve Yusuf'un yerine bir oyuncu alması gerektiğini öngörüyorum açıkçası. Yani Ekuban'ın yerine burada bir 10 numara oyuncusu olması lazım. Abdülkadir 10 numaraya çıkıp onu orada fiziken ezilmesine müsaade etmemek lazım diye düşünüyorum. Ben karşılaşmanın açıkçası ortada olduğunu, ama şimdi Trabzon'un arkadaşlar belki kızacaklar, ama AYK'ya bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un savunmasında da merkez stoperi Hüseyin Türkmen ile Hosseini oynayacak deniyor. Ben olsam bu maça Fernandes, Ivanildo Fernandes ve Hüseyin'le başlardım arkadaşlar. AYK'nın da çok güçlü bir hücum gücü olduğunu dikkat edersek, Obi Mikel'in hazır olmadığını, orta sahanın çabuk geçildiğini tahmin edersek, AYK'nın muhakkak gol bulacağını düşünüyorum. Bir veya hatta daha fazla da gol bulabilir. Trabzonspor muhakkak gol bulması lazım. Turu geçmek istiyorsa bu deplasmanda muhakkak gol bulması lazım, ama çok bir zor bir maç olduğunu söyleyelim. Yani çantada keklik bir maç kesinlikle değil. AYK'nın son 2-3 senedir Avrupa'da ve Yunanistan Ligi'ndeki performansı ortada. Evet, son UEFA Avrupa Ligi elemesinde bu maçtan önce Üniversite'yi elediler, ama o maçta çok etkili gözükmeseler de çok da zorlandıklarını söyleyemeyiz arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken bir maç. Haydi başlıyoruz bakalım Yunanistan'daki karşılaşmaya. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Bakalım, ben yine gollü bir maç bekliyorum açıkçası. İki takımı da asistanlara devrediyoruz. Bakalım nasıl bitecek karşılaşma arkadaşlar. Beklerine dikkat. Bekleri çok hücumsal bekler. Dikkat edilmesi gereken bekler. Evet, Trabzonspor başladı. Ekuban ve Hüseyin. Sağ tarafta Abdülkadir uzun bir top attı. Kaleci Barkas. Svarkas üzerinden oynayabilir Trabzonspor. Svarnas üstünden stoperdeki Vranjes'in yanındaki Svarnas biraz ağır bir oyuncu. Temposuz bir oyuncu. Onun üstüne oynarsa etkili olabilir. Şimdi Gerrardes ceza sahasında, Uğurcan'da kalıyor. Evet, tehlikeli geldi. İlk şut, ilk pozisyon AYK'dan geldi arkadaşlar. Kendi saha seyircisi önünde Atina'da. Tabii onlar da muhakkak kazanmak isteyecekler. Çok zor bir maç. Helder. Nelson Oliveira. Pas. Montolas. Tehlikeli geldiler. Paulinho ve gol. Evet, hücumsal bek dedik. Onu önde oynatıyorlar arkadaşlar. 5. dakikada AYK 1-0 öne geçiyor. Trabzonspor'umuz karşısında ne yazık ki. Gol Paulinho. Çok hücumsal kullanıyorlar o sağ beki. Paulinho'yu gerçekten çok hücumsal kullanıyorlar. Çok güzel vurmuş. Evet, iyi başlayan AYK oldu. Ne yazık ki iyi başlayan AYK'nın olduğunu söyleyelim. Maçın da böyle başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Gerisini bilmem, ama AYK'nın maça seyirci desteğiyle ve o etkili hücum gücüyle, bekleriyle iyi başlayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un o ilk 20 dakikayı iyi atlatması gerek arkadaşlar.
Ya Sparta Prag maçından çok çok daha zor bir maç Trabzonspor'u bekler. Şimdi Uğurcan. Uzun bir top attı. Kuban. Envakame geliyor. Pas güzel. Son anda savunma. João Pereira solda Novak. Novak vurdu ve gol. Dakika 15. Filip Novak. Çok iyi bir sol bek gerçekten. Beraberliği yakarıyordur Yunanistan deplasmanında. 1-1. Evet, maç güzel başladı. İşte João Pereira çok güzel açtı. Filip Novak tam köşeye çok güzel bir gol. Evet, AYK'dan bir sağ bek golü, Trabzon'dan bir sol bek golüyle başladık arkadaşlar. AYK maçı hızlı başlamıştı ama Trabzonspor güzel toparladığını söyleyelim. Şimdi Barkas, Brañes, Barkas uzun top çıktı. Sağda yine Paulinho. Savunmanın arkasında Hüseyin Türkmen. Aman Hüseyin, aman Hüseyin, aman. Aman Hüseyin, uzaklaştırın. Şimdi top Monolas'ta Oliveira gol pozisyonu, net bir gol pozisyonu. Penaltı mı bu arada Hüseyin'i? Sarı kart çıktı. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak, free kick kullanacak. AYK. Topun başında Geraldes vurdu. Savunmamızdan döndü ikinci pozisyon dışarıya. Geraldes de Sporting Lizbon'dan kiralanan Portekizli genç oyuncu. Onun da tekniği çok üst düzey. Fiziki anlamda biraz yetersiz bir oyuncu olarak gözükebilir ama tekniği çok iyi. Mantolas arkadaşlar, hücumsal oyuncusu. Mantolas'a çok dikkat etmemiz lazım. Çok etkili uzaktan şutları var. Helder, Andrés Simões, Krstić sağ tarafta. Yine Paulinho'yu kaçırdılar. Bir orta geldi. Kafa Uğurcan. Evet, Uğurcan. Paulinho'da çok etkili olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten iyi bir bek. Hücumsal bir bek. Şimdi Krstić. Aa, Hüseyin'e kırmızı kart çıktı. Aa, Hüseyin'e direkt kırmızı kart çıktı. İlginç bir pozisyon. 10 kişi kaldı Trabzonspor. Ne yapacağız? Ekuban'ı çıkartacağız. Ivonildo Fernandez'i alacağız. Evet, bu iyi bir haber değil. Daha henüz maçın 24. dakikasında Trabzonspor 10 kişi kaldı arkadaşlar. Farklı bir şey de yapmayacağım. Devam ediyoruz. Bir frikik daha Geraldes topun başında. Geraldes vurdu, savunmadan döndü. Şu an işi çok zorlaştı Trabzon'un tabii deplasmanda. Umarım yarın böyle bir şeye rastlamayız arkadaşlar. Aslında oyun anlamında da kötü değil Trabzonspor yani. Şimdi Helder, o da tehlikeli bir bek. Portekizli oyuncu Krstić Helder. Svarnas, Helder. Svarnas üstünden oynayacağız arkadaşlar yarın inşallah. Zayıf bir oyuncu. Oo. Livea çok dikkat. Çok dikkat. 2-1. 2-1 oldu. Livea attı. 2-1 mağlup durumdayız. Ne yazık ki. Ne yazık ki 2-1 mağlup durumdayız. Savunmanın arkasında atılan topta. O bölgede sanırsam Ivanildo Fernandes ve Hüseyin'i topu kaçırıyor. Livea da topu filelere yolluyor. 2-1 oldu. Evet, tabii ki bir FM 2019 oyun motoruna göre böyle bir skor şekilleniyor ama dikkat edilmesi gereken bir takım. Yani en azından oyuncu kalitesini görüyoruz arkadaşlar. Beklerin kalitesini gördünüz. Gerçekten özellikle Paulinho. Şimdi Jose Sousa. Jonobi Mikel. Novak. Novak vurdu dışarıya. Evet, Filip Novak şu an Trabzonspor'un hücum gücünü oluşturuyor diyebiliriz. Gerçekten etkili bir performansı var. Mantolas. Svarnas kaleciye dönüyor. Şimdi sağ tarafta Paulinho. Geraldes, Krstić. O da tehlikeli bir oyuncu. Helder ve penaltı arkadaşlar. Penaltı oldu. Bu sefer de sol bek hücuma çıktı. Ve Trabzonspor iki farklı geriye düşmek üzere diyebiliriz. Mantolas ve gol. Bu işleri çok iyi yapıyor. Duran topları ve uzaktan şutları çok iyi. Dikkat etmemiz lazım. Evet, 3-1 oldu. 3-1 oldu. Hücum anlamında Sörloth, Envakame ve Abdülkadir özellikle çok yetersiz olduğunu gördük bugün arkadaşlar. Jonobi Mikel orta sahada kötü, Sosa kötü. Maçın en iyisi golü atan Novak ve sağ bek Pereira Trabzonspor adına. Uğurcan Çakır da bugün ortalamanın altında bir performans gösteriyor diyebiliriz. Yani tabii 10 kişi kalmasaydı maçın hikayesi farklı olabilirdi gibime geliyor. Beraberlik geldi çünkü. Bakalım bir golle daha yine avantajı sağlayabilir. Bir golle daha yine avantajı sağlayabilir Trabzonspor arkadaşlar.
İlk yarı böyle bitecek herhalde gibi. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Çünkü çok fazla Trabzonspor'un o bölgede zaten oyuncusunun olmadığını biliyorsunuz. Hücum anlamındaki oyuncular çok kötü ama Abdülkadir'in yerine de Yusuf'u koyamam mesela. Evet, bakalım. Ivanildo, Sosa, Abdülkadir. Sol tarafa iyi top çıkarttı. Filip Novak geldi. Orta geldi. Abdülkadir. Abdülkadir vurdu son anda Barkas. Etkili geldi temsilcimiz ama gol çıkmadı bu pozisyondan. Sosa, Obi Mikel, Novak, Sosa savunma çıkarttı. Livaya dikkat. Aslında yani 10 kişi olmamıza rağmen öyle %100 çok fazla pozisyon vermedi ki penaltı dışında arkadaşlar. Fena oynamadığımızı düşünüyorum yani. Evet, ilk yarıda mağlup durumdayız ne yazık ki. 2-1, bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Şimdi ikinci yarıya çıkıyoruz. İkinci yarıya bakacağız. Umarım bir gol daha olsa bir gol daha bulup tur için avantajlı bir skorla döneriz Atina'dan. O kırmızı kart olmasaydı oyunun hikayesi bence farklı olabilirdi. Trabzonspor'un goller bulacağını düşünüyorum. Orta geldi Uğurcan. Şimdi Montolas, Andres Simaos, Helder. Dikkat edelim. Zoza Souza çıkarttı. Barkas. Evet, dakika 50. Skor 3-1. Hücum anlamında zayıf kaldı yani. En etkili oyuncusu Enver Kamen'in de 6.3 oyuncu puanı. Devam et abi. Devam et. Oynayın. Çünkü bu 11'ler çıkacaklar. Çok müdahil olmak istemiyorum. Aslına bakarsanız 10 kişi kaldıktan sonra o penaltı golü olmasaydı maça tutunduğunu görüyoruz Trabzonspor'un bir şekilde. Öyle çok %100 net gol pozisyonları da vermediler rakibe. Şimdi Novak. Hüseyin'i geriye doğru döndü Uğurcan. Sağ tarafta Joao Pereira. Haydi bir gol. Abdülkadir. Jose Sosa. Dikkat. Obi Mikel. İyi geliyoruz. İyi geliyoruz. İyi geldik. Şimdi Joao Pereira, Abdülkadir. Pereira ama bir kontra atak. Şimdi Gerardes. Tehlikeli geliyorlar. Kontra atakta dikkat etmemiz lazım. Obi Mikel. Uğurcan ne yaptın Uğurcan? Ne yaptın Uğurcan? 4-1. Ne yaptın Uğurcan? Yani tam Obi Mikel'i övdük ama biraz hızlı bir geri pası attı galiba. Bakalım, evet böyle bir geri pası da olmaz. Nelson Oliveira da topu filelere yolladı. Evet, 4-1 oldu. Tabii 10 kişi kalmanın dezavantajında yaşıyor Trabzonspor sahada şu an. Bu kadar gol yiyeceğini ya da bu kadar böyle fark yiyeceğini tahmin etmiyorum ama gol atacaktır AYK arkadaşlar. Yani Trabzon'un hücum performansında çok iyi olması lazım. Çok iyi yarın çok iyi bir uzun performansını sahaya yansıtması lazım. Bu kadar fark olmaz. Bu 10 kişi kaldıktan sonra böyle bir fark oluştu. Şimdi Envakame bıraktı Abdülkadir. Abdülkadir! 4-2, harika bir gol Abdülkadir'den. Müthiş attı, müthiş. Müthiş bir gol. Abdülkadir Ömür Envakame bırakıyor. İşte Abdülkadir. Çok güzel bir gol, çok güzel bir gol. 4-2. Evet, umutlanıyoruz bu skorla diyebiliriz. Kötü oynamadı bence. Yani istatistikler bazda da bakınca kötü değil. Yani öyle çok 10 kişiden sonra da çok büyük baskı yemedi. Bir Obi Mikel'in inanılmaz pas hatasıyla gol geldi. Şimdi Obi Mikel'i bir çıkartalım isterseniz arkadaşlar. Obi Mikel'in yerine bir adam alalım. AYK zaten iyi oynuyor. AYK'dan bir oyuncu değişikliği yapmayalım ama Trabzonspor'da Obi Mikel'in yerine Abdülkadir'i koyalım hadi. Ama işte oynayamıyordu. En verimli pozisyonu versek bile arkadaşlar Mezzela hücum diyelim yani. Çok fazla o bölgede oynayamıyor Abdülkadir ne yazık ki. Devam. Evet, 4-3 iyi bir skor olur be. Yani bu kadar yıpranılan bir maçta bence 4-3 iyi bir skor olur. Müthiş bir gol attı be Abdülkadir. Haydi Trabzonspor diyoruz. Gerçekten 10 kişi kaldıktan sonra bir penaltı golü bir de bireysel bir hatadan gol yedi. Öyle çok ciddi savunma hatası yapmadığını gördük Trabzonspor'un. Güzel de iki gol buldu Novak ve Abdülkadir'le. 4-2'lik skor AYK lehine.
Gecenin yıldızı onlarda Mantolas arkadaşlar. 9 oyuncu puanıyla. Dakikada 75 oldu. Artık herhalde maç bu skorla bitecek diye düşünmeye başladım. Evet, şimdi ağa geliyorlar. Dikkat edelim, dikkat edelim. Helder ceza sahasında Uğurcan bu sefer kurtarıyor. Net gol pozisyonuna bakacağım. 6 gol pozisyonu bulmuş. Ayaklar çok gol pozisyonu bulmuş. Krstić. Şimdi Envakame. Ama bugün Sorloth da çok iyi oynadığını söyleyemeyiz. Sosa da etkisiz kaldı orta sahada. Ama 10 kişiden sonra bence güzel bir performans Trabzonspor adına. Yani bireysel goller yedi. Abi ne yaptınız orada? Kaptırmayın o topu ya. Novak, Abdülkadir, Hüseyin'i, Sorloth, yine Abdülkadir. Yerden Sorloth ve gol! 4-3! 10 kişiyle geri geliyor Trabzonspor. Abdülkadir gerçekten bir gol, bir asist. Gecenin yıldızı şu ana kadar. İşte Sorloth, Abdülkadir aradan bıraktı. Sorloth o sol ayağıyla füzeyi çıkarttı. Ve 4-3, 4-1'den 4-3'e geldi. Avantajı sağladı diyebiliriz. 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi bir tepki gösterdi arkadaşlar Trabzonspor. Çok iyi bir tepki gösterdi gerçekten. Yunanistan deplasmanında avantajlı skoru bence yakaladığını söyleyebiliriz. Ben böyle bir maç bekliyorum. Bu arada söyleyeyim size. Hani bu kadar 4-3 olmaz ama 2-1, 3-2 tarzında bir maç bekliyorum. Trabzonspor'umuzun aynı hücum performansını göstermesi lazım Atina'da arkadaşlar. Bu skorda bir farklı gollü bir mağlubiyet de bence Trabzonspor adına yeterli bir skor olacaktır. Bu maç motorundaki oyuna bakarsak, evet maç bitmek üzere. Gerçekten kırmızı karttan sonra Trabzonspor'un gayet iyi tepki verdiğini de söyleyebiliriz. Gayet iyi bir tepki verdi. 4-1 geriye düştüler ve Abdülkadir'in müthiş başarılı oyunuyla da skor 4-4'e geldi. Büyük bir iş arkadaşlar. Büyük bir iş ve maç bitiyor. Evet. Süper bir maçı izledik. Artı 7 oldu maç. 4-3 bitti. AYK 17 şut attı, 11 isabet sağlarken Trabzonsporumuz 11 şut attı, 6 isabet sağladı. Ve erken dakikada 10 kişi kalmasına rağmen güzel bir performans diyebiliriz Trabzonspor'da. Şöyle oyuncu puanlarına geldiğimizde maçın adamı Mantolas oldu. 8.19 oyuncu puanıyla bir gol bir asist. Bizde de Abdülkadir bir gol bir asistle 8.3 oyuncu puanını aldı. Filip Novak 7.7, Sörloth da 7.4 oyuncu puanını aldı. Biraz savunmada işte Hüseyin'i zayıf kaldığını gördük. Abdülkadir Parmak, Jose Sosa ikilisinin orta sahada zayıf kaldığını gördük arkadaşlar ki bu sıkıntının yarın da devam edeceğini söyleyebiliriz. Onların ise savunma performansı gerçekten iyice. Özellikle hücumsal sağ bek Paulinho ve Helder Lopez, hücumsal sol bek Helder Lopez'e dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi gayet iyi oyuncu puanı ortalamaları yakaladılar. Yani güzel bir maç oldu. Umarım bu tarz bir tepki veririz. Bir farklı mağlubiyet, bence gollü bir farklı mağlubiyet arkadaşlar. İyi bir skor. Gerçekten iyi bir skor. AYK'yı çok küçümsemeyin. AYK'nın hücum gücü çok iyi bir takım. Ve Trabzonspor'un özellikle merkez orta sahasında ki eksiklik şu an Onazi'nin eksikliği net şekilde Kasımpaşa maçında da belli oldu, hissedilecektir. Aynı zamanda savunmanın da nasıl bir performans göstereceğini bilmiyoruz. Yani Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile çıkmam ben olsam. Ivanildo Fernandes Hosseini ile çıkarım. Hüseyin'i bu maçta forma şansı vermem. O tandemi de oturtamam kadar Trabzonspor'un biraz zorlanacağını sezon içinde söyleyebiliriz. Umarım avantajlı bir skorla döneceğiz. Akyazı'ya ve AYK'yı eleyip Avrupa Ligi gruplarına kalacağız. Evet arkadaşlar, bir maç videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş, çok yavaş hatta farkındayım ama emin adımlarla büyüyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.